Başladı. Toş Teste kanalına hoş geldiniz. Merhabalar herkese tekrardan. Bugün burada bir Mazda var. Mazda 3. Bugün Mazda 3'ün yağ bakımını yapacağız. Nasıl yapıldığını göstermek istiyorum size. Yağ filtresini, hava filtresini ve kabin filtresini, yani polen filtresini değiştireceğiz. Bunları nasıl yaptığımızı anlatacağım. Aracımıza Mobil 530 yağ koyacağız. 10-40 yağ ben çok tavsiye etmiyorum. Çok çok eski araba olmadıkça. 530-540 ideal yağlar. Aracımız henüz 120 binde olduğu için biz bu araca şimdi 530 yağ koyacağız. Yağ filtresini orijinal bulamadığımız için Honda'nın orijinalini kullanacağız yağ filtresinde. İkisi de aynı, fark etmiyor. Hava ve kabin filtrelerini de değiştireceğiz. Hepsini tek tek göstereceğim size nasıl yapıldığını. Bakın, hava filtremiz burada. Şu tırnakları açıyoruz. Çok basit değiştirmesi. Herkes yapabilir. Kapısının önünde, evinde. Herkes yapabilir. Bakın, hemen şurada görüyorsunuz hava filtresini. Bu eskisi. Şimdi hemen yenisini getireceğim. Bakın, yenisi de burada. Hemen takacağız. Ne kadar kirlendiğini görebiliyorsunuz. O yüzden kabin hava filtresini değiştirmek önemli. Bakın şu yönü şuralar, bakın şöyle. Şuradaki yuvarlak köşeler biraz daha yayvan. Şurada biraz daha dik bir köşe var. Bu köşe bu yukarı üste gelecek. O şekilde takarsanız yerine kolayca oturtturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu tırnakları da yeniden yerlerine takıyoruz. Hava filtremizi değiştirdik. Şimdi aracı kaldıracağız ve yağ filtresini değiştireceğiz. Aracımızı kaldırdık. Askıyı aldık. Şimdi sehpaları yerleştirdik ve birazdan yağ filtresini ve yağ tapasını söküp yağını değiştireceğiz. Mazda 3 aracımızın altındayız. Bakın, yağ tapası bu tarafta. Aracın sağ tarafında. 19 anahtarla açacağız. Yağı boşaltacağız. Yağ filtremiz de burada, bakın. Elinizle bile açarsınız. Şöyle. Şuradan da belki gözüküyordur. Nerede bakalım? Bakın burası. Yağ filtremiz de burada. Bunu elinizle bile açarsınız işte buradan. Anahtarla da açabilirsiniz. Şimdi biz yağ tapamızı sökeceğiz, gevşeteceğiz ve yağımızı boşaltacağız. Burada yağ tapa anahtarıyla, 19 lokmayla daha doğrusu, yağ tapasını gevşetiyorum. Ve hunimizi tutuyorum altına. Yağ boşalıyor, bakın. Tapa pulumuz iyi durumda. O yüzden yenisini takmayacağız. Belki bir önceki bakımda değişmiştir. İyi durumda. O yüzden yenisini takmayacağız. Yağımız iyice süzülsün diye bekliyorum. Evet, yağımızın süzülmesi bitti. Artık tapayı kapatabilirim. Yağ tapamızı tekrar sıkıyorum. Çok aşırı fazla sıkmanıza gerek yok. Biraz sıkın yeter. Şimdi yağ filtresini sökeceğiz. Yağ filtresi burada, bakın. Şimdi onu sökeceğiz yağ filtre anahtarımızla. Açıldı mı? Anahtarla bir miktar çevirdikten sonra şimdi
Elimle açıyorum bakın. Ama şey ileyen altına gel. Yağ filtremizi çıkarttık bakın. Yağ filtremizi söktük. Yeni yağ filtresini takacağız. Şu yağ filtresinin yuvasını şöyle bir bezle sileyim, temizleyeyim. Olduğu kadar. Şimdi yeni filtremizi takmadan önce bir sonraki açacağımız zaman, yani bir sonraki yağ değişiminde kolay açabilmek için şurasını yağlıyoruz. Arabadan çıkan yağ da olur. Şuradaki o ringi yağlamamız gerekiyor. Hafif şu dişlerine de yağ sürüyorum. Ve öyle tık. Ve bu şekilde takacağım filtreyi. Dediğim gibi filtre Honda orijinali. Biz biraz Honda'cıyız. Ama şey, birbirinin aynı filtreler. Honda'nın filtresini Mazda'ya takıyoruz. Elinizle sıkmanız yeterli olacaktır filtreyi. Bir bez yordamıyla iyice sıkıyoruz ve işlem tamam, gayet güzel yerine oturdu yağ filtremiz. Takmış olduk. Şimdi yukarıdan yeni yağımızı koyalım. Bakın, yağı buradan dolduracağız. Yağ kapağımızı biraz önce daha kolay boşalsın yağ diye sökmüştük. Şimdi buradan yeni yağ koyacağız. Dediğim gibi Mobil 530 koyuyoruz yeni yağ. Dört litre olarak dolduracağız. Mobil 530. Şimdi bırakıyoruz. Yağ biraz böyle süzülsün, kendi kendine dolsun diye. Mazda 3'ün kabin filtresini değiştireceğiz. Torpidonun altında, diğer araçlarda olduğu gibi. Burada bakın siyah bir şey var. Şurada bunun bir tırnağı var. Onu şöyle çektirip ileriye doğru ittirip, pardon, şöyle ileriye doğru ittirip bunu çıkartıyoruz şunu. Aynısından bir de diğer tarafta var. Bakın şu. Bunu çıkartıyoruz. Bu kapağı alıyoruz. Şimdi kabin filtremiz şurada. Şurada bakın. Kapağı var orada. Onu sökmek için şuradaki siyah plastiği de söküyoruz. Trimi. Şimdi kabin filtresi şuranın içinde, bunun vidalarını sökeceğiz. Fakat bunu sökebilmek için şeyi de sökmemiz lazım. Burada bir sigorta kutusu var. Onu da sökmemiz gerekiyor. Bakın, sigorta kutusunun şu mandallarını açıyoruz. Bir de diğer tarafta var. Bunu da açıyoruz. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Burada fişleri var. Bu fişleri de sökmemiz gerekecek. Tamamen çıkartabilmek için. Şu fişleri çıkartıyoruz. Şunların mandalları var bakın. Bu şekilde çıkıyor. Şunları da şöyle kaldıracağız. Şu yanlarda tırnakları var. Bastırıyoruz ve şu şekilde çıkartıyoruz. Bu işlemleri yaparken aküyü sökmeyi unutmayın. Bunun altındaki fişler var. Onları da söküyoruz. Tamamen çıkıyor.
Evet, tamamen çıkartıyoruz. Altındaki fişleri de söktük bakın. Onlar da buradalar. Hepsinin mandalı var. Çok kolay bir şekilde sökülüyor. Şimdi kabin filtresini oradan çıkartacağız ve değiştireceğiz. Metal braketi de sökmemiz gerekecek. Biraz önceki şu tablayı tutan braket. Bu tablayı tutan braketi oradan sökmemiz gerekecek. Bakın şurada somunları. Şimdi onu somunlarından gevşetip sökelim. Braketi söktük bakın. 12 lokma yardımıyla 2 tane şurada somunu vardı. Şimdi şuradaki kapağı sökeceğiz. Artık nihayet. Tornavida yardımıyla. Bakın şu altında vidalar var. Bunları söküyoruz. Şurada. Bir tane de yanında var. Bir adet de üstte var. Bakın şurada. Şu bakın. Bunu da söktükten sonra şeyi alıyoruz. Kapağı alacağız. Ha. Arka tarafta bir tane daha vida varmış. Onu görmedik. Bakın o da şu arada. Çok zor. Çok zor bir işlem. Bakın. Bunun vidalarını söktükten sonra 4 adet vidası var. Bakın biri şurada, yukarıda, burada. Biri de bu köşede, 4 adet. Bunu söktükten sonra bunu fişlerinden çıkartıp alabilirsiniz. Fakat arkada şu. Bakın kabin filtresi burada. Ve bir adet de üstte var. 2 tane kabin filtresi var o arada. İkisini de çıkarttık. Şimdi yenilerini takacağız. Kabin filtresinin bir tanesini böyle takıyoruz. Daha sonrasında diğerini de altına getirip takacağız. Biraz zor oluyor. Yeri zor çünkü. Şu şekilde takıyoruz. Ve bitiyor. Gördüğünüz gibi taktık. Yeri tam burada bakın. Buraya takmış oluyoruz. Filtreleri. Evet, kabin filtrelerini yerine yerleştirdik. Şimdi şu kapağı yeniden takacağız. Yerlerine getiriyoruz. Vidalarını da takacağız. Böylece monta işlemi bitecek. Kabin filtresi değişim işi. Vidalarını tekrar sıkıyoruz bakın. Alttaki vidalar kolay ama üst taraftaki vidalar biraz zor yerlerde. Üstteki vidaları da
yerlerine getirdim ve sıkacağım şimdi. Bakın vidanın yeri şurası ama çok zor. Üstteki vidaları takmayı da başardık sonunda. Size şöyle göstereyim yerlerini. Bakın. Bakın. Birisi orada. Birisi orada, yukarı köşede. Birisi de şu. Gördüğünüz gibi. İki vida da orada. Onları sıktık. Şimdi sigorta kutusunu yeniden yerine takacağız. Biliyorsunuz sökmüştük. Fakat öncesinde şu braketini takacağız. Bakın braketi şöyle yerine getiriyorum. Braketi yerine getiriyorum. Braketin şu somunlarını da takıyorum. Ve onları sıkacağım. Bir tane de yanda var. Aynı somundan. Bunları sıkacağım. Ve sigorta tablasını bağlayacağım. Onu da taktıktan sonra şimdi sırada bu tavlayı yeniden yerine takacağız. Bu bakın o braketin şurada, bakın şuralar braketin bu yuvalarına şu arka dişler oturacak. Şunlar. Daha sonra takacağım. Fakat bunu takmadan önce yukarıdan söktüğümüz fişleri yeniden takmamız lazım. Onları takalım yerlerine. Bu ince olanı bu tarafa takıyoruz. Şu sigorta kutusunda. Şunu yerine getiriyoruz. Daha sonrasında şu mandalı itekliyoruz ve yerine oturuyor. Bu büyük mavide de aynı şekilde yerine getirtiyoruz ve itekliyoruz. Buraya bir de büyük yeşil var bakın. Bunu da aynı şekilde yerine getireceğiz ve şu şekilde ve kapağını kapatacağız. Şimdi bunu yerine oturtayım ben.
Bakın yerine oturdu bu şekilde. İtekliyorum. Ve şu vidalarını takıyorum. Daha sonra altındaki soketleri bağlayacağım. Şu klipsleri bağlıyorum buraya. Bakın şu. Klipsleri bağlıyorum. Bakın şu kapanmış. Yerine getiriyoruz soketi. Ve kapatarak, aynı zamanda kapatarak oturuyor yerine tık diye. Yine bunlarda da aynı şekilde. Kapattık. Şimdi şu plastiği tekrar yerine takacağız kanalına. Ve burada bir tane şeysi var. Tutan klipsi. Onu da takacağız. Evet, onu da yerine taktıktan sonra bir de şu siyah kapak var altın. İlk başta sökmüştük hatırlarsanız. Onu da yerine getiriyorum. O taktığımız brakette bunun da yerleri var. Getiriyoruz ve böylece kabin filtresini de değiştirmiş oluyoruz. Her şeyi yerli yerine taktık. Bakımı bitirdik. Şimdi aracımızı tekrar indireceğiz. Biraz polen filtresini değiştirmek zordu. Onun dışındakiler her zaman yaptığımız rutin işler. Şimdi aracımızı indirelim. Tosh Destek kanalında bir ıvır zıvır işi daha böylece bitirmiş olduk. Mazda 3 aracın yağ bakımını yaptık ve her şey tamam. Polen filtresini değiştirdik. Gördüğünüz gibi biraz zorladı bizi ama yaptık. Hava filtresini değiştirdik ve aracın yağını değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Her şey tamam. Şimdi aracımızı indirdik. Yağ seviyesini de bir kontrol edelim. Her şey olması gerektiği gibi. Harika. Tosh Destek kanalını takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Soru ve önerileriniz için mail adresimden, sosyal medya hesaplarımdan ya da web sitem üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir ıvır zıvır işi daha bitirdik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla sürün.